Bolu merkez ne kadar ekim sahamız? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Orman Köyü'nde kendi arazisi bulunanların bölgede yetişen bazı ağaç ve yemiş türleri yetiştiriciliğine %65 hibe desteği verileceğini açıklayan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, en fazla 30 dekara kadar alanda yapılacak yetiştiriciliğin bakımını da 3 yıl boyunca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacağını belirtti. Vatandaşımıza şunu şöyle sesleneyim. Kendi yeriniz varsa, kendi araziniz, kendi tarlanız varsa bu araziye, bu tarlaya yapacağınız ceviz, badem gibi yapılan dikimleri yetiştiriciliğine %65 hibe desteği veriyoruz. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Orman Köyü'nde kendi arazisi olup bölgede yetişen ceviz, badem, fındık, kızılcık, kuşburnu gibi ürünlerin yanında akasya, akçaağaç, andız, ardıç, çam, çınar gibi ağaçların en fazla 30 dekara kadar alanda yapılacak yetiştiriciliğine %65 hibe desteği verileceğini söyledi. 30 dönüme kadar. 30 dönüme kadar. Yani şey de güzel. Miktar da güzel. 30 dönüme kadar yaptığınız her yatırıma, ceviz yatırımına, badem yatırımına %65 hibe, yani fidanına, teline, yani para giden şeylere dolayısıyla %65 veriyoruz. 3 yıl bakımını da biz yapıyoruz orman olarak. Yani onu işte Orman Bölge Müdürlüğümüz bir ilan yapsın. Vatandaşımıza biraz daha bunu bilinçlendirelim, öğrensin. Bu desteğimizi de ifade edelim. Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, hibe desteği verilecek ürünlerin bakımını 3 yıl boyunca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapacağını ifade etti. Bakan Yardımcısı Fatih Metin, %65 hibe desteği verilecek ürünleri şöyle sıraladı. Şimdi ahlat, alıç, Antep fıstığı, badem, ceviz, defne, delice, fındık, fıstık çamı, hünnap, incir, keçi boynuzu, kestane, kızılcık, kuşburnu, mahlep, mavi yemiş, menengiç, mersin, mürver, nar, sakız ağacı, yaban mersini, yaban kirazı, zeytin, kestane, sakız ağacı, ondan sonra akasya, akçaağaç, andız, ardıç, çam, çınar, erguvan, ıhlamur, iğde, kayın, ladin, mazı, meşe, sedir böyle uzayıp gidiyor. Bütün ağaçlar var mı? Hepsi var. Yani bu bölgede yetişen ne varsa var. Metin, çiftçiye tarımsal destek kapsamında 22 milyar lira bütçe ayrıldığını belirtti. 22 milyar tarımsal destekleme bütçemiz var. 22 milyar. Hepsi vatandaşa gidiyor. Ama tabii ki biz bunu hem tanıtımında hem verimli dağılımında bir problem yaşıyoruz ki bu hissedilmiyor. İşte bunun için biz şimdi destekleme modelimizde yeni bir yönteme başvuracağız. Yani biz hükümet olarak Allah'a çok şükür gerek çiftçimiz için, gerek sanayicimiz için, gerek tüccarımız için çok fazlaca destek paketimiz var, desteklerimiz var. Bunları zaman içerisinde daha iyi anlatmamız lazım tabii. 100 bin dönüm yapar. İyi maşallah.